Senin koca karı geldi. Bütün Türkleri kovdu köyden, ama bu ihtiyar cadıyı atamadık bir türlü. Ama cezasını bulacak bir gün. Anneciğim. Oğlum. Seni nişanlım Mary ile tanıştırayım anne. İngiltere'de tanıştık. Kendisi iyi Türkçe bilir. Annem ebedir Mary. Bana da doktor olma hevesi herhalde ondan gelmiş olacak. Heriflere bak. Azalacaklarına çoğalıyorlar. Birken üç oldular. Hadi bakalım, gidiyoruz. Yaz tatilini Türkiye'de geçirdik Mary ile. Çok sevdi. Evet, çok sevdim Türkiye'yi. İnsanları sıcak, samimi. Nasıl buldun adamızı? Değişmiş mi? Pek değil. Durumlar nasıl? Tatsız. İşin içine başka şeyler de girmeye başladı galiba. Anlayacağın, rüzgar değişik esiyor şimdi. Ortalık gittikçe kararacağı benziyor. Ne oluyor anne? Mühim değil. Gelip geçici şeyler hep. Ateş düştüğü yeri yakar. İtler gene ağlamaya başladı.
Versene topu manyak! Musa! Hadi Musa, topu bana at! Hadi Musa, bu topu bana getir lan! Görme parçayı! Bir içim su! Tepeden tırnağa fıkır fıkır kaynıyor! Sen neden bahsediyorsun Niko? Neden mi? Biraz evvel gelen kızdan... ...koca karının oğlu geldi. Yanında da fıstık gibi bir kız. Görsen iliklerin eriyip gider Risto. İyi haber getirdin Niko. Hey Dimitri! Bizim Niko... ...piliç gibi bir karı görmüş. Hem de ne piliç! Hey, bakın bizimkiler geldi. Allah kahretme, külüstür Meret. Gene su kaynattı. Tam yerini buldun. Durum nasıl? Birkaç dakikamızı alacak galiba. Meyhaneci yani gene sigara satıyor mu? Satıyor. Murat abi. Oo, nasılsın Eleni? İyi. Ne kadar güzelleşmişsin sen. Hadi gidelim. Merhaba. Öyle bakın, kim gelmiş? Hoş geldin doktor. Hoş bulduk yani. Doktor mu? Bu dünkü süt kuzusu doktor mu olmuş? Bir paket sigara istiyorum. Babanın içtiği markadan mı olsun? Evet. Dur. Yani... ...beye bir içki ver. En sertinden. Ben ısmarlıyorum. Teşekkür ederim. Ben içki kullanmıyorum Sotiri. Ya ama burası senin geldiğin yer değil delikanlı. Ben aynı fikirde değilim. Bakıyorum uyanık biri olmuşsun. Fakat unutma... ...erken öten horozu ne yaparlar? Horozuna göre değişir o. Thank you.
köpekleri sever misin? Eleni! Eve yürü, yoksa Musa ile konuştuğunu babama söylerim ha! Sen karışma bana! Söyleyin babana da gör gününü! Bırak o parayı yani! İçkimi kabul etmedi, bari sigarasının parası benden olsun! Verdiğin parayı al yani! Al o parayı yani! Şimdi ağız tadıyla içebilirim. Baba! Deli Musa gene Eleni'ye takılıyor! Sana kaç defa söyledim şu deli kardeşine sahip ol diye! Tamam, bir şey yaptığı yok ki! Sana son defa! Ya kardeşine sahip çıkarsın, ya da onu tımarhaneye kapattırırım! Hey, sotiri kendine gel! Araba hazır. Gidelim. Hadi Musa, sen eve git. Ben hemen geliyorum. İçki ver bakalım barbayani. Hadi doldur. Artık yeter. Hayır, de içtim. Vakit geç oldu zaten. He? Lan! Köpek! Bana karşı gelinmesinden hoşlanmadığını unuttun mu yoksa? İçki ver dedim! İçki vereceksin bana! Bırak onu Sotiri! Çocukça eğlendiğin yeter! At o elindekini! Hadi şimdi doğru eve! Merhaba Muhtar Eftimi! Hoş geldin, buyur! Yani, Muhtar Eftimi dostuma bir içki ver benden! Kalsın! Senin de ayık olduğun bir zamanda içmeyi tercih ederim! Yani, beni red mi ediyorsun? Evet, öyle. Hadi, gel seni eve götüreyim. Ben kendim giderim. Odamı senin için hazırladım kızım. Evlendikten sonra Murat'la yan odada yatarsınız. Sizi odanızdan ettim. Yok. Bunlar yanımda olduktan sonra her yerde rahat ederim ben. Götürdükleri neydi? Bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le Mekke'den gelme tesbihi ve namaz seccadesi. Beğendin mi odanı? Evlendikten sonra kendi odanıza geçersiniz dedi. Niçin? Bizim adetlerimize göre evlenene kadar nişanlılar ayrı odada yatarlar. Ama ben seni seviyorum. Olabilir. Ben de seni seviyorum. Fakat henüz karı koca değiliz, unutma. Bu neyi değiştirir ki? Birçok şeyi. Bizde adet böyledir. Annen beni de sevecek mi dersin? Şüphen mi var? Yadırgayabilir diye düşündüm. Ne de olsa... Önemli olan bizim birbirimizi sevmemiz Mary. Burada mutlu olacağına inanıyorum. Senin olduğun her yerde mutlu oldum. Burada da mutlu olacağıma inanıyorum. Çünkü... Evet, çünkü... Çünkü seni çok seviyorum Murat.
Hey çocuklar, pencereye bakın. Günaydın, nasılsınız? Günaydın yavrum. Sağ ol. İyiyim hamdolsun. Murat yok, nerede acaba? O da şimdi iner neredeyse. Kahvaltı hazır. İyi uyuyabildin mi yavrum? Hem de çok. Yatar yatmaz uyumuşum. Havası iyidir buranın. Geç de yatsan sabahları erken kalkarsın. Dinç kalkarsın. Yorgunlukta duymazsın. Günaydın. Söyle bakalım, kahvaltı etmedin mi sen? Karnın acıkmıştır öyleyse. Gel bakalım şimdi. Hadi, güzelce karnını doyur. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Çok. Burayı sevmeye başladım galiba. Şehrin gürültüsünden uzak, sessiz, çok sakin. İnsanın başını dinleyebileceği ideal bir yer. Günaydın oğlum. Nasılsın? Demir gibiyim anneciğim, sağ ol. Ver oğlum. Ulan ne karı be, fıstık gibi! Ne güzel yatılır onunla yatakta ha! Mary ile konuşup karara vardık anne. Adetlerimize uygun olarak evlenmeden önce dinimizi kabul edip Müslüman olacak. Türk İslam adetleri nelerse onlara bir bir uyacak. Annem sana bu konuda yardımcı olacaktır dedim. Sen de Mary'ye elinden geleni esirgemeyip yol gösterirsin anneciğim. Tabii. Ben kızımı yetiştiririm. Merak etme oğlum. Bundan böyle adı da Meryem olacak. Ne oldu, yaptın mı? Tamam, yaptım. Hey, bizimkiler geliyor, bakın. Hoş geldin Murat Bey. Hoş bulduk Ali. Merhaba Makbule anne.
yaralılarımız var. Murad'ı almaya geldik. Bir doğum var Makbul anne. Doktoru götüreceğiz. Hemen geliyorum. Bir müddet gelmezse doktoru merak etmeyin, işi uzayabilir. Allah'a ısmarladık anne. Allah'a ısmarladık Meryem. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık. Tanrı sizi korusun. Arkadaşlar aşağıda. Göğüsleri vardı böyle. Hele o kalçalı. Hey çocuklar, geliyorlar. Şuraya bak. Affedersin. Seni korkuttu. Terbiyesizin tekidir o. Sen Türk değilsin galiba. İngilizim. Yani sen de bizdensin. Anlamadım. Müslüman değilsin demek istedi. Şimdilik değilim. Ne demek şimdilik değilim? Ha? Evlenirken Müslüman olacağım. Merhaba. Merhaba muhtar efendi. Hayrola Makbule Hanım. Evi mi alacaksınız? Murat için muayenehane bakıyordum da. Döndüğünü duydum. Gözünüz ya aydın. Doktor olmuş ya, öyle mi? Duyduğuma göre bir de gelin gelmişmiş. Nişanlılar daha. Bu akşam senin şu meşhur kurabiyelerini yemeye geleceğiz. Aa, haberin bekleriz, olsun. Bekleriz. Murat'a da evcek bir hoş geldin ya, deriz. Ya. Elimiz de büyüdü. Baba sağ dostuyuz. Bekleriz muhtar efendi. Buyurun. Eline sağlık. Eski günlerdeki gibi gene çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eski günler bir rüya oldu muhtar efendi. Kıbrıs eskiden böyle değildi Mary. Türklerle Rumlar yıllar yılı adada dostça birlikte yaşıyorlardı. Sonra araya politika girdi. Ya, iki dost birbirine düşman oldu. Uzun yıllar çıkmayacak bir kin yerleşti insanların içine. Asıl gerçeği söylemek lazım gelirse Makbule Hanım, kabahat bizimkilerde. Rum politikacılar iki toplumun arasını açtı. Bir arada yaşamımızı ortadan kaldırdılar. Nikos Samsun kasabını yaptıklarından ötürü Rumluğumdan utanır oldum. Makarios papazından devlet başkanı yapılırsa olacağı buydu zaten. Olaylar artık bir arada olamayacağımızı gösteriyor. Bu düşünceye katılıyorum. O halde Türklerle Rumlar coğrafi temele dayalı otonom bir idare içinde yaşamalıdırlar. İnşallah diyelim muhtar. Neyse bu can sıkıcı şeyleri bırakalım da biraz da Mary'den konuşalım. Nasıl olacak Murat'la evlenme işiniz? Evlenirken Müslüman olacağım. Adım da Meryem olacağım. Nasıl Müslüman olunur? Şeklini biliyor musun Mary? Müslümanlık şekle dayanmaz ki. Yalnızca kelime-i şehadet getirmek kafidir. Yani kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Bu konuda fikrin ne Mary? Dünyada insana, insan haysiyetine, insan aklına en çok değer veren din İslam dini. Bu gerçeğe vardım. Hristiyanlık insana karşı mı Mary? Hazreti İsa hem cinslerini sevmez miydi? Belki. Ama unutmayın ki dünyada en çok insan kanı İsa'nın imparatorluğu uğrunda akmıştır. Haçlı zihniyet insanı sadece ezmek, sömürmek için bir vasıta olarak görmüştür. Ya Müslümanlık? İslamiyet, insanlara birbirini sevmeyi, destek olmayı, hayır işlemeyi öğütler. Kin gütme, dargınlık, kırgınlık, düşmanlık Müslümanlıkta yoktur. Hristiyanlara vergidir bunlar. Müslümanlara değil. Sus lan! Kovanlar öbe sen,
içeri girip hepsini öldürmek istiyor. Onun da sırası var. Makbule Hanım bir hayli geç oldu. İzninizle biz gidelim artık. Kızımın düğününe bekleriz. Güle güle. Güle güle kızım. Hayırlı geceler. Güle güle. Mestan! Mestan, Mestan! Mestan? Mestan neredesin? Günaydın. Günaydın yavrum. Murat dönmedi mi hala? Dönmedi ya. Herhalde ağır bir doğum ki bırakıp gelemedi. Bazen bazı şeyler sanıldığı kadar kolay olmuyor ya. Herhalde akşama döner değil mi? İnşallah. Anneme sana gördün mü? Belki de dışarıdadır kızım. Mestan! Kedimi gördünüz mü? Biraz evvel buralardaydı. Buralardaydı. Hoplayıp zıplayıp duruyordu. Bunların için yardım edelim isterseniz size. Mestan! Kim bağladı seni buraya? Vay yavrum, vay benim canım. Ne oldu sana? Dur canım, dur. Dokunma o kapana! Yerini parçalarsın, dikkat et! Yardım edeyim, yoksa bir tarafını kapıverir. Bakıyorum, iyice benimsiyorsun burayı. Ne mahsuru var? Yok ama şaşıyorum. Ne biçim Hristiyansın sen? Günah münah demeden bir Müslümanla oynaşıyorsun. Ben kimseyle oynaşmıyorum. Murat'la evleneceğim. Yakında kocam olacak. Ev bak kuracağız burada. Öyle mi? Topu topu 3-5 Türk ailesi kaldı burada. Ama yakındır. Kılıyı pırtıyı toplayıp hepsi gidecek buradan. Arkalarına bile bakmadan. Yapacağımızı yaptık mı ya basıp giderler ya da kıkırdarlar hepsi. Hepsi kefali yani. Terbiyesiz bir genç bayana böyle şeyler yapılır mı? Başla. Dağdan inmenin peki işte. Ben böyle terbiyesizleri bağışlamam. Ben onun ağzının payını veririm. Sen yeter ki bağışladım de. Peki, bağışladım. Bu ne işe yarar? Çek elini, dokunma ona! Kapana ufak bir temas, kapanmasına sebep olur. Bak! Meryem! Meryem! Dur, sen tek başına götüremezsin. Biz de yardım edelim. Hadi çocuklar! Bu kadından da kurtulamadık gitti. Güzel bir kapan bulduk anne. Hadi çocuklar, bırakın da gidelim. Anne, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun.
Bak Meryem, seninle bazı şeyleri konuşmak istiyorum Meryem. Sizi dinliyorum. Buradaki erkekler bazı şeyleri pek hoş görmezler. Ne gibi anlayamadım. Biz Türkler kadında fazla açıklığı sevmeyiz. Geleneklerimiz kapalıca giyinmemizi emreder. Hem sonra bu kadını erkeğin gözünde daha yüceltir. Daha güzelleştirir. Durumumda yadırganacak bir şey mi var? Evet. Çok kısa giyiniyorsun. Bu erkekleri tahrik eder. Batıdaki erkekler çıplak gezseniz bile bakmazlar. Erkek her yerde erkektir kızım. Fazla tahrik edersen saldırgan olur. Ama ben siz de... Yok hayır. Seni suçlamıyorum. Ama bazı alışkanlıklarından vazgeçmelisin. Yeni bir hayata, yeni bir düzene gireceksin. Buna hazırlamalısın kendini. Bunun için söylediğinizi anlıyorum şimdi. Hep onların yüzünden. Benim her türlü davranışımı onlar... Onlar kötüye alıyorlarsa... Bu benim kabahatim değil. Ortada bir yanlış varsa... Suç onlarda. Halbuki ben... Sen bizlere sabır ihsan eyle. Sen bize yardım et. Oğlum, Murad'ım sana emanet. Onu koru. Oğlumu, Murad'ımı vatanına bağışla. Onu koru. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım. Bir haber geliyor. Evet. Öyle gibi. Yasu arkadaşlar. Yasu. Atina'dan yeni haber geldi. Hazırlıklı olun. Makarios'a bir darbe hazırlandı. Yarın veya öbür gün olur bu iş. Nikos Samson'la temas edin. Yasu Savro.
Neres şey bozulacak zamanı buldun. Cezalarını bulacaklar hepsi de. Nasıl? Burada dağ başında sayılırız. Murat yok. Yakınımızda ikinci bir Türk ailesi yok. İki kadın mı başa çıkacağız bu insanlarla? Neye? Kime? Kime güveniyorsun? Allah'ıma güveniyorum. Cezasız kalmamalı cinayetleri. Niye susuyorsun? Korkuyorsun onlardan değil mi? Şikayet edemiyorsun. Kimi kime şikayet edeceksin? Rum'u Rum'a mı? Ben yaparım bu işi öyleyse. Kapıyı. Sen korkaksın. Korkak! 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 Anne! Anne! O ihtiyar Türk karısına saldırmak gerek. Kemiklerini kırarsak defolup giderler buradan. Merak etme. Yakında bütün Türkler kuyruklarını apış arasına sıkıştırıp
Kıbrıs'tan defolup gidecekler. Kafalarını testereyle keseceğim hepsinin. Kanlarını şu bardağa doldurup şarap diye içeceğim. Pis Türk kanı! Bizim muhtar Eftimi'den şüpheleniyorum bazen. Niye o Müslüman karısını tutar bilmem. Kanında Türk kanı olmalı o için. Asıl bunun sahibine saldırmalı. Yeni gelen kızın donu değil mi o? Evet. Oh, ne güzel kokuyor. Bir de sen kokla Vasil. Hayır! Otur yerine Niko! Hmm, ah, ne güzel kokuyor be! Al biraz da sen kokla! Ver onu Dimitri! Al Niko! Hayır be! Burada başıboş oturup hayvanlar gibi gülüyorsunuz. Siz de Rum delikanlısı olacaksınız. Tuzlayayım da kokmayayım bari. Koca köyde topu topu iki Türk aile kaldı. Sürüp çıkaramadınız baş belalarını. Tüh size! Yürü kız, bu manyaklara gezip duruyorsun. Sen karışma bana, git kendi işine bak. Babama söyleyeyim de görürsün sen. Hey Risto, şu elmayı atsana bana. Baba, deli Musa yine eleniye sataştı. Ablamı bırakmıyor bir türlü. Köpek! Şimdi ona gösteririm gününü! Durun yeter! Seni alçak Türk seni! Bir daha seni kızımla görürsem gebertirim! Abi! Abi! Yengemin doğum sancısı tuttu! Annem Makbule Bey'i almaya gitti! Nereye gidiyorsun anne? Bir doğum var, oraya gidiyorum. Sen kapıları kilitle. Hadi. Hadi gidelim Eftelya.
Korkma yavrum, korkma. Gayret Sofia. Kalk bakalım Dimitri. Sırada ben de varım. Meryem! Meryem, ne oldu? Gidiyorum. Gidiyor musun? Ama niçin? Gitmem lazım. Burada daha fazla kalamam. Neden? Neden dedim? Yokluğunda çok düşündüm. Murat'ı sevmediğimi anladım. Yanılmışım. Murat'ı sevmem imkansız. Uyuşamıyoruz da zaten. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Benim yerim onun yanı değil. Murat'a söylersiniz. Meri seni sevmediğini, sevmeyeceğini anlamış dersin. Onu beklemeden, vedalaşmadan gittiğim için beni affetsin. Peki kızım. Öyle istiyorsan öyle olsun. Yalnız iki gün daha kalman gerekecek. Vapur iki gün sonra. Söz veriyorum ben yolcu edeceğim seni. Hadi. Şimdi bütün bunları bir yana bırak. Zaman her şeyi halleder. Kötülükler cehennemin karanlıklarında yok olur gider. Yalnız iyi olan yaşar. Yalnız güzel olan yaşar. Sevmek gibi. Mutlu olmak gibi. Hepimizden çok sizin bu mutlu gününüzde Yüce Tanrı'nın da mutluluğunuzu takdis etmesini diliyorum. Elimde tuttuğum bu haçla Tanrı adına sizleri takdis ediyorum. Tanrı bu düğün gününüzde elbette sizlerin mutluluğu için yardımlarını esirgemeyecektir. Amin. Sevgili yavrularım, elimde tuttuğum bu haç bütün insanları daima koruyacaktır. Bu haçla bu haçlar
Elimde tuttuğum bu haç yalnız sizleri değil, bütün insanları iyilik ve mutluluğa götürsün. Amin. Nasılsın Musa? İyileşmişsin. Olanlara öyle üzüldün ki. Bir şeyin yok değil mi? Bu haç iyi ve kötü günlerinizde sizleri koruyacaktır. Çok sıkıldım Musa. Hadi gel biraz dışarı çıkalım. Hadi. Daima koruyacaktır. Elimde tuttuğum bu haç... ...en büyük koruyucunuz olacaktır. Sıkıldın galiba. Hadi Cemal Efendi gidelim. Ve bu haç mutluluğunuzu daim kılsın. Amin. Gel Musa. Burada dur. Beni beğeniyor musun Musa? Çok mu? Güzel miyim? Çok mu seviyorsun beni? Sıkı sarıl bana. Öp beni, öp. Baba! Baba! Musa Eleni'yi alıp götürdü. Öyle mi? Hadi çocuklar, şu itin işini bitirelim artık. Tanrı sizleri mutlu kılsın. Sen çabuk silahları getir. Dağılın, etrafı arayalım. Telaşlanma, ne olur, korkma! Eleni! 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 Musa! Musa, korkma, ne olur! Eleni! Musa! Musa, korkma! Eleni! Sen ne güzel olmuşsun böyle, ha? Bırak beni! Bırak beni! Hayır! Bırak beni, Hristo! Bulamadık. Hadi yürüyün. Ulan kalk tak! Türklerle oynaşır, bize yüz vermezsin ha! Al elinize! Yok, hiçbir yerde bulamadım. Musa dur!
Dur! Ne oldu? Musa'yı vurdum ama kaçtı. Peşine düşelim hadi. Bu kardeşim Musa. Yaralamışlar. Göğsüne kurşun yemiş. Çabuk bize götürelim. Ben kanı durdurmaya çalışırım. Gel Musa. Gel Musa. Gel. Şöyle. Ben kanı durdurmaya çalışırım. Yarası ağır galiba. Sen hemen kasabaya koş. Bir doktor getir. Kaybedilecek vaktimiz yok. Çabuk! Söyle, o köpek kardeşin nerede? Çabuk söyle diyorum! Yaralı o. Vurmuşsunuz. Bırakın gidip bir doktor getireyim. Anladım nerede olduğunu. Koca karının evinde demek. Geber! Nasılsın Musa? Kendine geldin biraz değil mi? O manyağı alıp getirin buraya. Geldiler. Beni öldürmek için geldiler. Korkma, korkma Musa. Doktor gelmiştir. Ne istiyorsunuz? Musa'yı. Niçin? Size niçin dedim? Orası bizi ilgilendirir. Kalk ulan manyak! Kalk! Kalk bakalım gidiyoruz! Durun bırakın onu! Yaralı o, yaralı! Ya biz de doktorculuk oynarız onunla. Bunu yapamazsınız. Bu alçak köpeği götürmeye geldik. İstesen de istemesen de. Suçu ne? Küçük Eleni'yi almış götürmüş, kız ortalarda yok. Mutlaka bir şey yapmıştır ona. Musa, Eleni'yle beraber miydin? Ona bir şey yaptın mı? Daha ne bekliyorlar bunlar? Niye alıp gelmiyorlar o herifi? Görüyorsunuz, zavallının biri işte. Karıncayı bile incitmekten aciz. Siz burada boşuna vakit kaybedeceğinize gidin de Eleni'nizi bulun. Pekala. Eleni'yi arayalım. Ama bulamazsak gelir Musa'yı alır gideriz. Burası benim evim. Doktor veya inzibat gelene kadar onu kimseye vermem. Gideceğiz şimdi. Dönüşte şu manyağı bize vermezsen evini başına yıkarım. Gidin evimden! Gidelim. Kadın vermedi Musa'yı. Vermedi mi? Ne demek vermedi? Burası benim evim, teslim etmem dedi. Öyle dedi ha?
Anne. Korkuyorum. Onu teslim edelim. Belki o zaman bize dokunmazlar. Bunu yapamam. Yapmam da zaten. Niçin ama? Burası benim evim Meryem. Yuvam, vatanım. Musa da bir Türk. Benim kanımdan. Ölürüm. Gene de evime sığınmış birini düşmanlarıma vermem. Ama bu adamların hepsinin gözü dönmüş. Korkma hiç. Bir şey yapamazlar bize. Hadi sen yukarı odana çık istersen. Açın kapıyı diyorum, açın kapıyı! O deli köpeği bana verin! Yaptığının hesabını soracağım! Ya içeri girerlerse? Giremezler, giremeyecekler! Açın! Hiçbir şey olmaz kapımıza! Demir gibi sağlam! Açın diyorum size şu kapıyı! Çek git kapından satiri! O Musa köpeğini istiyorum! Onu benden kimse alamaz dedim! Seni de elime geçireceğim elbet! Korkma yavrum! Bize bir şey yapamazlar! Bize bir şey yapamazlar diyorsun, nasıl durduracaksın onları? Bir çaresini buluruz elbet, merak etme! Az sonra usanıp gideceklerdir, eminim! Ben zannetmiyorum! Camları kırın! Çekin gidin kapımdan diyorum size! Bu yaptığınız insanlığa sığmaz! Bu yaptığınız kanunsuz bir şey! Bir canı! Gel Musa, seni yukarı çıkarayım. Sen biraz burada kal Musa. Elimizden bir şey gelmiyor işte. Ne yapabilirsin onlara? Ver şu deliği kurtulalım. Onlar sadece Eleni'nin nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Öyle mi sanıyorsun? Onların Eleni'ye falan aldırdıkları yok. Kan istiyorlar onlar. Kan! Yemin ederim ki onlar yalnızca Musa'yı istiyorlar. Ne olur, ver onu! Öldürürler sonra. Öldürsünler, umurumda değil. Ver onları! Gerçekten umurunda değil, ha? Değil. Ama benim umurumda. Ama benim umurumda! Burası benim evim. Benim vatanım. Kim gelirse karşı çıkarım. Senin meselen değil bu. Odana çık. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Merak etme. Bir şey olmayacak. Benim Makbule Hanım, açın kapıyı. Sotiri, muhtar arka kapıda. Daha önce gelemediğim için özür dilerim. Ancak yetişebildim. Kötü bir şey olmadı ya. Henüz değil. Camları kırmaya başladılar. Eleni kayıp. Sotiri hırsından deliye döndü. Dışarıdakilerin de hepsi sarhoş. Biliyorum. Ama unutmayın. Burada kanun sizsiniz. Siz temsil ediyorsunuz.
Ben konuşurum onlarla. Sotiri, sen de çocuklar da fazla ileri gittiniz. Hadi evlerinize dönün, oyun bitti artık. Musa'yı versinler bana, onu almadan gitmem. Kızımı muhakkak öldürmüştür. Ver o elindeki tüfeği ve hemen evine git. Helenim ne olacak? Senin kızın olsaydı böyle mi konuşurdu muhtar? Aklını başına topla Sotiri, başına bela almak istemezsin herhalde. Bizi rahat bırak muhtar, yoksa... Yoksa öldürür müsün beni? Hadi öldür bakalım. Alçaklar! Katiller! Katiller! Muhtarı öldürmekle hata ettik. Başımız belaya girecek. Atın şunun cesedini bir çukura. Gerisine siz karışmayın. Verin şu adamı onlara. Onları bu eve sokmayacağım. Muhtarın akıbetine uğramak istemiyorsanız verin Musa'yı. Bizi öldürecekler, anlamıyor musun bunu? Sen vermezsen ben vereceğim Musa'yı onlara. Olmaz öyle şey. Bu benim meselem. Sen karışma. Şimdi çık yukarı, evin bütün ışıklarını yak. Hayır, yapmayacağım. Çabuk ol dedim sana. Çık yukarı. Yak bütün ışıkları. Şu kapıyı kapatalım çabuk. Ateş edelim şuraya. Anlaşıldı, buradan giremeyeceğiz. Hadi gidelim. Mutfak kapısından girmemize imkan yok. Giremeyeceğiz galiba. Ateş edip öldüreceğiz onları. Etrafa dağılın. Mary! Mary! Aç bize şu kapıyı! Bize kapıyı açarsan Mary... ...sana hiçbir şey yapmayacağız. Hadi Mary!
Mary! Aç kapıyı! Sana bir şey yapmayacağız, inan bana! Hayır! Otur oturduğun yerde! Dışarı çıkarsan seni öldürürler! Anlıyor musun, öldürürler! Bunlarda ne vicdan kalmış, ne merhamet! Evin içini yakın! Onların dışarı çıkmasını sağlayın! Diri istiyorum onları! Yavaş geberteceğim, evini tepene yıkacağım, bütün Türkleri geberteceğim. Thank you.
Şuna bak, marş çalıyor! Bize meydan okuyor! Bir elime geçirirsem hepsinin başını koparacağım! Geberteceğim Türklerin hepsini! Gülme lan, gülme! Bütün şu Türklerin kanı şu çavunki gibi akacak! Kıbrıs'ta indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Haydi
Alçak! Anneciğim! Geberteceğim seni Makbule! Savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Bu karara ancak bütün diplomatik, politik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık. Bütün dost memleketlere, bu arada son zamanlarda... Seni gebertip cesedini Magosa sokaklarında köpeklere yedireceğim. Siz hepiniz o kadar iğrençsiniz ki... ...sizin cesedinizi köpekler bile yemez. Pis Türk! Gebereceksin! Hadi vur! Vur! Beni öldürebilirsin. Ama bu bayrağın altında 40 milyon kişi var. Unutma! Kızlarım! Yavrum! Kızım! Müslüman olarak ölmek istiyorum anne. Ölmeyeceksin kızım. Ölmeyeceksin yavrum. Yorma kendini. Eşhedü en la ilahe illallah ve... Ve eşhedü enni Muhammed'in Abduhu ve Resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammed'in Abduhu ve
Resulü. Barış harekatı başarıyla devam etmektedir. Birliklerimiz dalga dalga Kıbrıs'a akmaktadır. Gel Musa. Artık korkulacak hiçbir şey kalmadı. Neden çıkmam diyor.